Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu ana kolonlar. Natürel seslerin ve hizalarında bulunan diğer seslerin bulunduğu yerlere ana kolon isim veriliyor. Türk musikisi ses aralık sisteminde birbirine komşu iki sesin arasındaki mesafe, tam ses mesafesi ise bu aralığı Türk musikisi 9 eşit parçaya yani 9 komaya bölebiliyordu. Batı müziği ise iki komşu sesin arasındaki mesafe tam ses ise bunu birbirine eşit olan iki yarım ses mesafesine bölebiliyordu. Türk musikisinde bu bölünme paydalı, buçuklu olacağı için 4,5 koma, 4,5 koma bölünemeyeceği için 5 koma, 4 koma veya 4 koma, 5 koma şeklinde bölünebiliyor. Ana kolonlar üzerinde de bu işlemi rahatça görebileceğiz. Udumuzun ilk 4 kolon yapısı itibariyle boş tel ile birinci kolon arasındaki ses mesafesi 4 koma, birinci kolon ile ikinci kolon arasındaki ses mesafesi 5 koma, ikinci kolon ile üçüncü kolon arasındaki mesafe 4 koma, üçüncü kolon ile dördüncü kolon arasındaki ses mesafesi 5 koma olarak ayarlanmıştır. Buna göre 6. telimizde fa sesinin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali bulunmaktaydı. Birinci kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi sol. İkinci kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi sol sesimizin 5 koma diyez ile inceltilmiş halidir. Üçüncü kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi la. Dördüncü kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi la sesinin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali. Beşinci telimizin ismi si. Birinci kolon üzerinde do sesimiz mevcut. İkinci kolon üzerinde do sesinin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali mevcut. Üçüncü kolon üzerinde re sesimiz var. Dördüncü kolon üzerinde re sesinin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali mevcut. Si, do, do 5 koma diyez, re, re 5 koma diyez. Dördüncü telimizde mi sesi mevcut. Açık halde. Birinci kolonumuzda fa, ikinci kolonumuzda fa sesinin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali var. Üçüncü kolon üzerinde sol sesimiz var. Dördüncü kolon üzerinde sol sesinin 5 koma diyez almış hali var. Fa diyez, sol, sol diyez. Üçüncü telimizin ismi la. Birinci kolonumuzda bulunan sesimizin ismi la'nın 4 koma diyez alarak inceltilmiş. Si sesimizin ise, la sesimize tiz taraftan komşu olan si sesimizin ise 5 koma bemol alarak kalınlaştırılmış halidir. Türk musikisinde komşu seslerin, birbirine komşu seslerin uzaklık yakınlık ilişkisi esnasında birbirlerinin diyezlerine ve bemollerine komasal değerleri gözetmek suretiyle denk geldiğini söyleyebiliyorum. İkinci kolonumuz üzerinde si sesimiz bulunmakta.
üçüncü kolon üzerinde do sesimiz bulunmakta. Dördüncü kolon üzerinde do sesimizin 5 koma diyez ile inceltilmiş hali var. La, si 5 bemol veya la 4 diyez, si, do, do 5 diyez. İkinci boş telimizin ismi re. Birinci kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi re sesinin 4 koma diyez alarak inceltilmiş veya komşusu olan mi sesimizin 5 koma bemol ile kalınlaştırılmış hali bulunmakta. İkinci kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi mi. Üçüncü kolon üzerinde bulunan sesin ismi fa. Dördüncü kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi fa'nın 5 koma diyez almış hali. Re, mi bemol, mi, fa, fa diyez. Birinci boş telimizin ismi sol. Birinci telimizde birinci kolon üzerinde bulunan sesimizin ismi sol sesimizin 4 koma diyez ile inceltilmiş hali veya la sesimizin 5 koma bemol ile kalınlaştırılmış hali. İkinci kolonumuz üzerinde la sesimiz mevcut. Üçüncü kolon üzerinde la sesimizin 4 koma diyez ile inceltilmiş veya komşu sesi olan si sesinin 5 koma bemol ile kalınlaştırılmış hali mevcut. Dördüncü kolonumuz üzerinde ise si sesimiz var. Türk musikisi ses sistemi esasına göre birbirine komşu olan seslerin birbirleri arasındaki mesafeler ölçüldükten sonra komasal değer farklarına göre isimlenir. Tam ses yani 9 komalık mesafeye sahip olan seslerin arasındaki bu ilişkinin ismine tanini denir. Arasında 8 komalık fark olan aralığa mücennebi kebir yani büyük mücenneb aralığı isim verilir. 5 komalık fark bulunan aralığa mücennebi sagir yani küçük mücenneb isim verilir. 4 komalık fark olan aralığa bakiye ismi verilir. 12 veya 13 komalık aralığa ise artık ikili isim verilir. Türk musikisinde aralık sisteminde 1, 4 ve 5 komalık diyezler veya bemoller kullanılır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.